Fragmanıyla devam edeceğiz. Bir baba değerli seyirciler, kanseri ve kanserle ilgili hayat mücadelesini, bir savaşı çok iyi anlatan bir film. Anneler, babalar ve çocuklar arasındaki derin sevgiyi, o ilişkiyi gözler önüne seren bir film. Ramazan Özer'in yönetmenliğini yaptığı Ali filmi 22 Mart'ta vizyona girecek. Hem fragmana bakalım hem de oyuncuların röportajlarını izleyelim. Baba. Efendim oğlum. Aynayı alsana buradan. Ali, gel oğlum, keserim saçını, ondan sonra annem banyo yaptırsın sana. Otur şöyle güzelce. Ben seni o kasap berberlerin eline bırakır mıyım oğlum? Çok güzel olacak. Abi oldu benim oğlum, abi oldu. Hop. Çok yakışıklı benim oğlum. Aslan oğlum. Cemil bir Karadeniz kasabasında yaşayan bir oğlu, bir karısı olan. Fakat aidiyet duygusu olmadığı için gemilerde, makine dairesinde çalışan bir karakter. Seyirci Ali'yi sizce neden izlemeli? Gerçek olduğu için. Şu ana kadar filmin benim gerçekliğinden hiçbir şüphem yok. Tanık olduğum, beraber benim eşimi oynayan arkadaşımdan, oğlumu oynayan bu meslektaşlarımdan. Tanık olduğum zamanlarda bu gerçeklik duygusuna asla ödün vermediler. O yüzden zaten seyirci gerçek bir algıyla izleyeceği için bu anlamda Ali filmi izlenmeli. Ya sonuçta önemli olan sahneye benim inanmam. Saçlarımı kestirmeseydim eğer ya da makyaj yaptırsaydım o sahne beni o kadar etkilemeyecekti. Yani bundan dolayı ilk senaryo elime geldiğinde ya o 10 dakikada hani hiç kesmeden okuduğumu fark ettim. Ve okuduktan sonra da gerçekten çok duygulandım. Yani gözlerimin dolduğunu söyleyebilirim. O yüzden hiç düşünmeden kabul ettim. Bu tarz hastalıkla savaşmış insan var kendi ailemde de. Yani onlarla çok fazla empati kurabiliyorum aslında bu karakteri oynarken de. Çaresizlik durumu aslında yani karaktere girerken de birlikte oynarken de Ali karakteriyle beni yaşadığım şeylerden dolayı zaman zaman etkiliyor. Seyirci Ali en başta gerçek bir hikaye olduğu için izlemeli. Aynı zamanda Ali gibi birçok karakter de hayatımızda. Cevdet Amasra'da yaşayan ya, ve işte yaşlı, ne diyelim, kısaca bilge birisi. Her yerin bir bilgesi olur ya, yaşamışlıktan gelen. Öyle bir karakter. Senaryo bir yaşanmışlık, hayattan bir kesidi gösterdiği için zaten biz onu gerçek diye kabul ediyoruz. Normal dram filmlerini, işte komedi filmlerini. Bu filmi izlediklerinde de tıpkı bana sorduğunuz gibi böyle bir gerçekler var etrafımızda diye. Onu aklına getirip biraz o şekilde düşünmeye başlarsa kendi hayatı da bir başka şekilde bakmış olur etrafa. Bence o yüzden izlemeli. Baba. Efendim oğlum. Aynayı alsana buradan. Ali, gel oğlum, keserim saçını, ondan sonra annem banyo yaptırsın sana. Otur şöyle güzelce. Ben seni o kasap berberlerin eline bırakır mıyım oğlum? Çok güzel olacak. Oh. Abi oldu benim oğlum, abi oldu. Hop. Çok yakışıklı benim oğlum.